Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 tane meze tarifi birden vereceğim. Yeni yıl yaklaşırken sizlere de değişik fikirler olması maksatla hazırladım bu videoyu. İlk önce muhammara tarifi vereceğim. Hemen onun arkasından piyaz tarifi vereceğim. Ve en son olarak da haydari tarifi vereceğim. Umarım sizlere faydalı olur. Hemen öncelikle robotumun içerisine 1 çay bardağı cevizimi koyuyorum ve robottan çekiyorum. Çok fazla aşırı derecede ezmiyorum. Hafif biraz taneli bıraktım. İçerisine 2 yemek kaşığı biber salçası. Acı seviyorsanız acı da kullanabilirsiniz. Benimki tatlı. 2 yemek kaşığı domates salçası. Bir tatlı kaşığı kimyon. Acılığı birazcık bu pul biberden alacağım. O yüzden biraz fazla katıyorum ben. Hemen hemen 1,5 tatlı kaşığı kadar. Yarım çay bardağı kırmızı toz biber. Kimisi bunu tamamen toz biberle yapıyor. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tuz. Benim nar ekşim birazcık fazla yoğun olduğu için çok fazla doldurmayacağım. Hemen hemen bir yemek kaşığı kadar. Daha öncesinde hazırladığım bayat ekmeklerimden bir bardak ekliyorum. Ben bu şekilde hazırlayıp buzluğa atıyorum. Sonrasında çok faydalı oluyor. Sarımsaklarımı da robottan çekiyorum. Şöyle su katacağım. Bir miktar daha su ekliyorum. İyice birbirine yedireceğim. Yeterli gördüğünüz gibi. Yarım su bardağı suyun da hepsini koymuş oldum. Hemen bir servis tabağıma alıyorum. Cevizi çoğaltabilirsiniz. Belki sizin gözünüze az gelmiş olabilir benim koyduğum ceviz. Ben çok fazla ceviz tüketilmediği için evde ondan dolayı az ekledim ama siz çoğaltabilirsiniz, daha çok yakışıyor. Benim bildiğim bu şekilde. Yani tam olarak tabii ki herkesin kendi yöresi daha iyi yapar. Bu Hatay, Kilis ve Gaziantep diye biliyorum ama yanlış da bilgi vermek istemiyorum. Evet, üzerine hemen bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Ay, zeytinyağı, özür dilerim. Cevizlerle süslüyorum. İstediğiniz gibi, tercihinize göre süsleyebilirsiniz. Muhammara tarifim hazır. Hemen diğer tarifime geçiyorum şimdi. Arkadaşlar, şimdi hemen piyazıma geçiyorum. Kuru fasulyemi haşladım önceden. Ortalama 2 su bardağı kadar. Hemen içerisine yarım su bardağı kadar da sirke koyuyorum. Ve bu şekilde kenarda beklerken ben hemen diğer malzemelerimi karıştırıyorum. 1 adet domates, 1 adet sivri biber, 1 adet de yarısı kadar da kırmızı biber. Kırmızı biber normalde pek koyulmuyor ama domatesim çok fazla rengi hoşuma gitmediği için biraz renk versin diye katacağım. Bir miktar doğradığım kıvırcığım. Maydanoz bir miktar, o da göz kararı. Kuru soğanımı da şu şekilde elimle ovuyorum. Doğradım, hepsini hazırladım ki öncesinde rahat olsun diye. Hemen hızlı bir şekilde yapabilmek için. Evet, kap birazcık küçük geldi gözüme. Hemen daha geniş bir yere boşaltıyorum. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tamamen kendi isteğinize göre. Hemen fasulyemi de şöyle karıştırıyorum, fazla süzmeden. Hemen bir miktar sıvı yağ. Sıvı yağ derken kullandığım yağ tamamen zeytinyağıdır. Bir adet limonun suyu.
Bir miktar nar ekşisi zaten az koymuştum. Hemen hemen bir tatlı kaşığı kadar. Tuz ekliyorum biraz. Bir tatlı kaşığı kadar da pul biber. Karıştırıyorum. Hemen bir servis tabağı aldım. Hemen şöyle kenarlarına zeytinle süsleyeceğim. Bu süsleme aşaması tamamen kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. Bir adet de yumurta haşladım. Koyup koymamak tamamen isteğinize göre. Ben süslemek amaçlı şöyle biraz pul biber serpiyorum. Piyazım da hazır. Hemen diğer tarifim olan haydariye geçiyorum. Evet, hemen haydariyi yapmak için ocağın başına geçtim. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağını eritiyorum. Tereyağımın içerisine bir tatlı kaşığı dolusu nane ekliyorum ve birazcık kızdırıyorum şöyle. Yeterli. Altını kapatıyorum. Bu burada soğurken diğer malzemelerimi karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı süzme yoğurt kullanıyorum. Tam dolu dolu 1 yemek kaşığı kadar da normal yoğurt koyuyorum. Bir miktar dereotu. Gördüğünüz gibi şu kadar. Şöyle bir peynir. Peynirim de süzme. Normal peynir de olabilir. Hiç fark etmez. Herhangi bir peyniri kullanabilirsiniz. Çatalla eziyorum. Bir adet sarımsak rendeliyorum. Hepsini kullanmayacağım. Az olsun. Eğer yoğun seviyorsanız daha fazla da kullanabilirsiniz. Yeterli. Yarısını rendeledim. Hemen yanıma erittiğim tereyağı ve nanemi de alıyorum. Bunun nanenin ve yağın tam olarak soğuduğundan emin olun. Yoksa yoğurdumuzu kesebilir. Birazcık daha soğusun. Ben o arada karıştırayım birbirine. Bir miktar da şöyle az tuz ekliyorum. Peyniriniz falan tuzluysa dikkatli ekleyin. Benim peynirim birazcık tuzlu olduğu için çok fazla eklemedim. Hemen yağımı da ekliyorum. Biraz az geldi gözüme. Bir yemek kaşığı daha normal yoğurt ekliyorum. Ben şimdi 2 yemek kaşığı normal yoğurt, 2 yemek kaşığı da süzme kullanmış oldum. Dolu dolu kaşığı iyice doldurun. Hemen bir servis tabağımı alıyorum. Evet, haydari de hazır. Tüm mezelerim hazır. Gördüğünüz gibi piyaz, köfteli falan da gayet güzel gidiyor. Haydari ve muhammara. Diğer adıyla da acuka deniyor sanırım. Umarım yanlış bir bilgi vermiyorumdur sizlere. Eğer yanlışım varsa da kusuruma bakmayın. Bildiğim kadarıyla sürekli yaptığım tarifleri sizlerle paylaşmak istedim. Umarım size bir faydam olmuştur. Ki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Umarım dener ve beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.